Gelen görüntü bu şekilde, işte elinde bir dürbünle, işte elinde silahıyla birlikte Rus askerleri, işte tanklarla e, karşı tarafı işgal altındaki Golan'da e, İsrail unsurlarını e, denetliyor. Şimdi burada e, Rusya cephesinde Rusya'nın hamlesi ne olur diye e, sormak isteyeceğim, ama e, önemli bir açıklaması oldu Putin'in bir iddiası oldu diyelim. E, ...onu bir ekranlara. Malum, e, İsrail bu teröre karşı meşru müdafaa hakkımdır diyor. E, direkt olarak e, soykırımı, yüzde yetmişi kadın çocuk olan böylesi bir kırımı... ...meşru müdafaa hakkı sayıyor. İşte Amerika başta saydırtıyor. E, buna bir meşru misillemesi yaptı tabiri caizse. Şöyle söyledi Putin. Kanlı çatışma Filistin halkına sayısız acılar yaşatırken... 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan kendi egemen devletinizi kurma yönündeki meşru hakkınızı destekliyorum. Rusya'nın tutarlı tutumunu yeniden teyit ediyorum. Filistin-İsrail çatışması için uzun vadeli adil çözümün ana koşulu bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır. Ha, meşru müdafaa mı? Ee, seninki meşru ise buradaki insanları, işgal altında olan insanların da kendilerini e, o devlet haklarından kaynaklanan meşru direniş hakları var, değil mi? Tabii değil mi? tabii. Yani şimdi Yani bu Putin e, çok böyle e, stratejik böyle bir hani uluslararası hukuka da gönderme yapıyor Putin değil mi? Putin şimdi dikkat Derseniz Biden gibi çok konuşmaz ama konuştuğu zaman da anlamlı konuşur. Yani tabii ki çok hataları var, şeyleri var ama bakıldığında hani konuştuğu zaman gerçekten stratejik bir zemini ifade ediyor. Neden? Bunu Rusya devlet başkanı olarak söylemesi önemli. Yani çünkü biliyorsunuz Sovyetler Birliği döneminde İsrail'i ilk tanıyan devletler ABD ve Sovyetler Birliği. Tabii. Yani e, ama bugün bunu tekrar hani e, bizim de sürekli ifade ettiğimiz başkenti Doğu Kudüs olan Bağımsız Filistin Devleti'nin ifade etmesi önemli. Bir de şunu unutmayalım artık Rusya bir Doğu Akdeniz devleti. Suriye'deki varlığıyla beraber düşündüğümüzde. Yani Suriye'den vazgeçmeyecek bir Rusya karşımızda. Dolayısıyla hani zaman zaman hani bu günkü programda da ifade ettim yani yok Davut Koridoru PKK PYD terörle birliktelik falan dediği zaman orada bir Rusya var yani ben bunu ya da işte biz bunu Rusya'ya güvenerek söylemiyoruz Türkiye'nin zaten kendi politikaları var varlığı var da ama baktığımızda Rusya'nın da buradaki konumuna dikkat etmek lazım nasıl bir çerçevede kendisini ortaya koyacak diye yani Rusya burada aynı zamanda Tartus'ta deniz üstü olarak var. Doğu Akdeniz'deki donanmasıyla var, kara gücüyle var. Yani e, var. Elimde hava üssü. Her hava yerde var. var. Şimdi burada e, şunu görüyoruz hep hani Esad sonrası e, olmayacak ama Suriye sonrası mı olacak diye konuşuldu ya. E, şimdi burada bakın Amerika'da niye güveniyor? pkk PD terör antitesine güveniyor. Ben de onun yoluyla burada tutunmaya çalışırım diyor. Bence e, Putin Rusya'nın buradaki varlığını anımsattı. Ya yani ben buradayım dedi. Hani sen böyle hareket ediyorsun ama Hani bu o kadar da önüm boş değil. Çünkü neden? Hep ifade ettik hatırlarsanız bu savaş acaba Lübnan'a söz gelimi e, bir şekilde yayılacak mı yayılmayacak mı? E bunu konuştuk Hizbullah'la hani bir 3. Lübnan savaşı olacak mı olmayacak mı? Ya da bu bir kümülatif bölgesel savaşa dönüşecek mi dönüşmeyecek mi? Rusya diyor ki dönüştürme. Bunu dönüştürme. Ama Filistin konusunda politikan belli derken, tabii Rusya Filistin konusunda ne kadar müdahil olabilir fiziken orada soru işareti var. Ama siyasal anlamda en azından Filistin'e, bağımsız Filistin'e verdiği desteği teyit etmesi bence son derece önemli.